Bu kez ülkemizin cennet bir köşesinden sesleniyorum size. Birkaç günlük bir kaçamaktayız. Amerikan piyasalarından neler olup bitiyor. Dün Powell konuşması vardı. Piyasaları biraz hareketlendirdi. Powell beklenen aksine 25 bas puanlık iki indirimden bahsetti bu yıl sonuna kadar. Bizim önceden belirlenmiş bir programımız yok indirimler konusunda. Ama şu anda Amerikan ekonomisine baktığımızda güçlü görüyoruz. Evet iş gücü pazarı biraz soğuyor ama Böyle acil tekrar indirimlere gerek yok dedi. İnşallah dediğini yemez. Piyasalar önce bir çalkalandılar, olumsuz buldular bu konuşmayı. Fakat sonra tekrar toparlandılar. Çünkü aslında eğer Powell dediklerinde haklıysa aşırı hızlı indirilmeye gerek olmadan da yumuşak bir inişin Amerikan ekonomisi için mümkün olduğu anlamına geliyor bu. Tabii Powell haklı mı çıkacak, haksız mı? Temmuz ayındaki konuşmasını hatırlayın. Sonra 50 bas puan yapmak zorunda kaldı. Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Fakat piyasa önce bir çalkalandı aşağı doğru gitti. Sonra tekrar yukarı doğru geldi. Dünkü haftaya bakış videomda bahsetmiştim. Bu hafta bolca FED konuşmacısı var. Bütün bu konuşmalar bizi zaman zaman aşağı veya yukarı hareketlendirebilir. Ama önemli olan o konuşmalardan ziyade da gelecek veri akışları. Dünkü videoda bahsettiğim gibi bu hafta özellikle istihdamla ilgili ve ekonomik büyüme ilgili çok veri akışı var. Dün FED'den Bauman'ın da konuşması vardı. O biraz daha şahinceydi. 25 bas puanlar daha çok inanıyorum dedi. Zaten son FED toplantısında da 50 bas puana karşı çıkan tek kişi olduğunu biliyoruz. Dün bir de bunların dışında Chicago'nun PMI'ı geldi. Üretim PMI'ı. Beklenenin biraz üzerinde. 46.1 bekliyordu piyasa. 46.6 geldi. Bu da benim üretimde işler yavaş yavaş yukarıya doğru dönüyor olabilir. Tezimi destekliyor. Ama asıl üretim PMI'ı bugün geliyor. Bugün bir de Jolt geliyor. Amerika'da İslam'a açık pozisyonların sayısını gösterecek. Orada beklenti 7 milyon 640 bin. Bakalım ne kadar üzerinde altına gelecek. Piyasa yine etkileyecek. Üretim PMI'ı 50'nin altına gelecek yine büyük ihtimal. Ama burada ümidimiz azıcık yukarı doğru kıvrılmaya devam etmesi. Beklenti 47.6 son 47.2 idi. Bu doğru bir trend olur. 48'i bulsak keşke daha da iyi. Çünkü bu durumda Powell'ın dünkü konuşmasıyla birleştirdiğimizde faizleri aşırı indirmeye gerek olmadan da yumuşak iniş çalışır teorisi devreye giriyor. İlla ki resesyon diyenler orada biraz hayal kırıklığı bekliyor olabilir. Fakat daha önemli haber şu anda piyasaları etkilen tabii Çin. Çin parasal bollaştırmaya gittiği için Çin borsaları dün tarihi yükselişler gösterdiler. %8 ile %10 arasında endekslerde yükseliş var. Hisseler bazında çok daha iyi performanslar da bulunuyor. Ben bir Çin uzmanı olmadığım için Wall Street uzmanlarının Çin konusunda söylediklerini daha ziyade takip ediyorum. Ve bizim Discord grubunda pek çok Wall Street analistinin Çin'in bu yükselişi hem Çin'de hem Amerika'da hangi hisse senetlerine ve ETF'lere yarar konusunda paylaşımlar yapıyorum. Fakat biraz dikkatli olmakta fayda var herhalde artık. Çünkü Çin daha evvel de bu tip hızlı yükselişler yapıp sonra sert düşüşler getirmişti. Dünkü yükselişler aşırı sert. Bugün Çin'de tatil var o yüzden borsalar kapalı bugün devamını izleyemiyoruz. Ona biraz dikkat etmekte fayda var. Nike'ı biliyorsunuz bir önceki gün %5'e yakın düşmüştü. Bugün şu anda toparlanıyor. Düşüşün sebebi yeni gelen başbakanı biraz daha sıkılaştırma taraftarı olabileceğiydi. Bugün ise piyasalar çok da fazla bir şey yapamayacağını fiyatlamaya başladılar. Ve özellikle endüstriyel tarafta yükselişler var. Bir de Japon Merkez Bankası'nda parasal bollaştırma konusunda küçük bir hareketi var. Belli alanlara fon aktarmak konusunda bunlar o piyasayı biraz rahatlattı. Yani Amerikan piyasaları içinde, global piyasalar içinde çok korkacak haberler yok şu anda. İşler onlu gidiyor gibi. Önce Eylül ayında pozitifte kapatmış olduk. Ağustos ve Eylül tarihi olarak zor aylar. İkisi de pozitif kapandı. Eylül ayındaki yükseliş %2'ye yaklaştı. Dünkü son anda gelen Nasdaq ve S&P 500 yükselişleri beraber Pavlo konuşurken düşmüştü. Sonra geriye doğru gittik. Şu anda piyasaları meşgul eden başka bir haber de Amerika'da liman işçilerinin grevi. Doğu kıyısındaki limanlarda çalışan işçiler greve giriyorlar. 47 bin kişiye yakın işçi greve giriyor. Bu arada çok iyi para kazanıyorlarmış. Ben de bugün öğrendim. Ortalama bir liman işçisinin 150 bin dolar civarında para kazandığı gözüküyor. 70 bin dolar civarında bunların temel maaşı var gibi saatlik gelirleri 60 dolarları bulanlar var. Bir de üzerine fazla mesailer, daha riskli işlerde çalışmalar gibi faktörlerden dolayı çok yüksek maaşlar var aslında. Uzun zamandır o alandaki işveren sendikasıyla İşçi sendikaları arasındaki pazarlıklar devam ediyordu. Bir yere varamadılar ve 1 Ekim itibariyle 47 bin'e yakın işçi greve çıktı. Öte yandan Batı kıyısı hala açık. Daha evvel de tam tersi yaşanmıştı. Batı kıyısı greve gitmişti, Doğu kıyısında işler devam etmişti. Doğu kıyısı daha önemli limanlar açısından. Amerika ithalatların ve ihracatların %60'ı oradan gerçekleşiyor. Peki bu ne etkileyecek? Bir kere fazla uzamamasını ummak lazım. Çünkü tam da seçim yılına girerken Biden'ın bu işin fazla uzamasına izin vereceğini düşünmüyorum. Çünkü ithalattaki bu tip kısıtlamaların hem enflasyon üzerine etkisi olabilir hem de ürün kıtlıkları yaşanabilir, raflar boşalabilir. Şu anda biliyoruz ki ulaşım masrafları hemen artmaya başladı. Çünkü doğu kıyıya mal indirmek yerine batı kıyıya dolanması gerekiyor gemilerin. Bunu da enflasyon üzerinde bir baskısı olacağı kesin. Şu anda bu grevin her günün Amerikan ekonomisine 4-5 milyar dolar civarında zarar yaratacağı öngörülüyor. Bunun fazla uzamayacağını tahmin ediyorum. Bu arada hani liman işçilerinin kazandığı paralar da fena değil. Sanırım biraz daha pazarlıkla bu doğru bir yere varır gibi gözüküyor. Dün itibariyle hangi hisseler bundan yararlandı? Tabii ki havadan taşımacılık yapanlar. FedEx gibi, UPS gibi şirketlerin hisseleri tırmandı buna karşın demiryolu şirketlerinin hisseleri düştü niye çünkü bu konteynerdan gelen ürünleri ülkenin içine taşımak konusunda trenlerden ayarlanıyor, Oradan düşüş olacağı öngörülüyor. Otomotiv sektörü bu işten biraz olumsuz etkilenebilir. Özellikle de ithalata dayalı olanlar Amerika'da. Çünkü mal akışında, parça akışında sorun vardır. Umarız ki bu grev fazla uzamaz. Şu an için piyasa aşırı ciddiye almıyor. Çünkü daha evvel benzer durum Batı kıyısına yaşandığında bir hafta için uzlaşmaya varılmıştı. Yani böyle hızlı bir uzlaşma piyasaları fazla üzmez ve yolumuza devam ederiz. Ama uzarsa tabii hem enflasyonist etkisi var hem Amerika'da üretim şirketlerinin tedariğe ulaşması zorlaşacaktır. Tedarik zinciri bozuklukları devreye girebilir. Bunun COVID dönemindeki etkilerini hatırlayın. Bunun dışında dün gelen şirketler bazında bir haber var. Google'a ve Apple'a dava açıldı Epic Games tarafından. Epic Games bu iki şirketin aplikasyon dükkanları üzerinde aşırı komisyon aldığını ve Epic Games'e ezdiğini iddia ediyor şirket. O davanın nereye doğru gideceğini bilmek biraz zor. Apple'la ilgili çok dedikodu vardı iPhone 16 Pro'lara talep düşük diye. Dün bunun tersi yönde bir rapor geldi Morgan Stanley'den. O da Apple hissesini hızlı bir şekilde yukarı doğru taşıdı. Yani piyasalar şu anda normal itiş kakışta gidiyorlar. Ne yukarı ne aşağı yönde aşırı hareket ettirecek bir durum yok gibi gözüküyor. Bakalım önümüzdeki günleri izlemeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz benim temel duruşum şu. Para başladı. Bunun önü alınamaz. Para bollaştıkça da eğer doğru varlıklarda duruyorsanız bunların fiyatları yukarı doğru gidecektir. Doğru varlıklar neler olabilir, Çin para bollaştırmasının getirdikleri neler bütün bunları Discord grubunda sürekli paylaşıyoruz. Sizde 3 tane YouTube katıl üyeliği tipi var. Onlardan Discord üyeliğini seçerseniz Discord'daki içeriklere ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Görüşmek üzere.